Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sabah sabah düştüm yollara. Sabah desem de saat 11'i geçiyor. Bugün köye gidiyoruz. Kızlara da dedim hadi gidelim beraber gidelim diye gelmediler. Şanslarına küssünler, ne yapayım. Aydanur uykuya dayanamadı. Bugün hafta sonu ya. Biraz fazla uyumak için köye gelmek istemedi. Aydanur da, Aysima da Aydanur gelmiyorsa ben de gelmem dedi. Yani onlar evdeler. Ben halamı köye götürüyorum. Yarın biliyorsunuz seçim var. Yarın büyük gün. Halam köyde de evi var. Burada da evi var. Oturumu köydeymiş. Yani adresi köydeymiş. Oyu köyde kullanacak. Onu köye bırakacağım. Gitmişken teyzeme uğrayacağım. Teyzemi, anneannemi ziyaret edeceğim. Sonra annemlere uğrayacağım. Annem sıkı sıkı tembihledi. Şimdi ben kan sonucu falan verdim ya. Benim bu değerlerim her zaman düşük arkadaşlar. Benim kansızlık, demir eksikliği, işte D vitamini falan hep eksik. Bunlar hiçbir zaman tam olmadı zaten. Şimdi ben hemen anneme kan verdim. Değerlerim düşük dedim ya. Hemen ot toplamaya başladı. Ben bir ara kanda enfeksiyon geçirmiştim. O zaman bana doktor böyle doğal otlar yememi, hani bahçelerimizde biten, yenilebilen otlar var ya, onlardan yememi, çok tüketmemi istemişti. Onlar çok güzel vücuttan enfeksiyon atıyormuş yani. O zamandır annemde kalma. Şimdi ben bir kan verdim diyeyim, annem hemen ot toplar. Yine ot toplamış bana. Mutlaka dedi uğra, onları al. Annemlere de uğrayacağım. Hem de onları görmüş olurum. Gitmişken şöyle bir köye dolanıp geleceğiz. Şimdi önce gideceğim halamı alacağım. Sonra yavaş yavaş köy yoluna koyulacağız. Bakalım köydekiler neler yapıyorlar. Köyde havalar nasıl, gidelim bakalım. Az önce halamı bıraktım. Şimdi önce teyzeme geldim. İstikamete doğru gidiyorum arkadaşlar. Önce teyzem, sonra annemlere uğrayacağım. Yol üstü devam edeceğiz. Yalnız teyzemin bahçesindeki mor çiçekler şaka mı? Asker çiçeği derdik, bilir misiniz bunu? Bakın. Çocukken buna asker çiçeği derdik. Kuyaş şu, bakın. Bir odaklasın. Bir dakika. Odaklayamadı bir türlü. Şu şeklini askere benzettiğimiz için ama bir türlü odaklamadı. Şansımdan. Gösteremedim size. Bu kayısı ağacı. Arı var şurada. Niye odaklamıyorsun acaba? Heh, şimdi oldu. Şimdi şu asker çiçeğini göstereceğim. Bakın. Ay, rüzgar esiyor. İnşallah videoya çıkmıyordur rüzgar. Bakalım bizim altın kızlar ne yapıyor? Bahar gelmiş. İyiden iyiye. Rüzgar olsa da teyzemin serası. Oo, nasıl esiyor? Bu taraf daha çok esiyor. Bahçenin dışına bıraktım. Kapı kapalı diye. Böyle gezerek çıkarız. Bakalım bizim kızlar ne yapıyorlar. Az önce buradan geçtim de çiçekleri görüyorum da ıspanağı hiç görmedim. Nasıl güzel çiçek açmış bura diye baktım geçtim. Asker çiçeği. He, ben de diyorum asker çiçekleri açmış. Üçüncü duraktayım. Annem kesin namaz kılıyor. Yoksa arabanın sesini duysa kesin çıkardı şimdi. Namaz kılıyor büyük ihtimal ki çıkmadı. Yalnız eriğin çiçeklerine bakın. Maşallah. Maşallah bu yıl bol bol erik yiyeceğiz gibi. Bakın. Dur iki dakika ineyim de. Şurada dursun.
fotoğrafını çekeceğim buraya kadar inmiş ki. Ördekler bahçede. Bakın. Bu kadar erik olsa ağaç kırılır. Birazı dökülecek herhalde. Nasıl güzel kokuyor. Nasıl güzel kokuyor. Eve çıkmadan bir bahçeyi turlayalım mı? Annemin serasına bakalım. Hı. Ne ya? Nasıl güzelsin kız sen? Pardon, kız değilsin. Delikanlı. Kovalarmış şimdi beni. Annemin ekip geliyor. Hele diyordu sesimi duyunca koşarak geliyorlar diye. Ördekleri çekeceğim. Kız. Çıkayım bakayım benimkiler ne yapıyor. Az önce aradım çarşıdan gelirken. Babam diyor uyuyordum, uyandırdım. Bakayım daha uyuyor mu. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Geldim, evdeyim. Kısa günün kârı diyelim bunlara. Aslında yumurtamız vardı. Çok fazla yumurta yemiyoruz biz sahurda. Annem yine biriktirmiş bizim için. Şöyle açabilirsem. Onları boşaltıp dolaba kaldıracağım. Erken geldim çünkü bugün akşam şoförler yok. Durağa gideceğim. Hemen bunları boşaltalım. Akşamdan da kıyma çıkarmıştım. Bugün sulu köfte yapacağım. Bakalım. Aydanur da arkadaşına gitti bu arada. Arkadaşıyla çarşıya çıkacaklarmış galiba. Aysima'yı da götürdü. Beni aradı. Ben köydeyken çıkıyoruz diye. Onlar dışarıdalar. Onlar yoklar. Şu yumurtalarımızı bir boşaltayım. Şöyle. Şöyle size köy ganimetlerimi çekeceğim. Sabah Aysima'ya çorba içirmiştim çıkmadan. Yıkamamış bak. Orada öyle duruyor. Şimdi annemin bahçeden marullarımız. Bakın. Akşama hemen salata yapacağım. Bu da demiştim ya ot toplayacak bana diye. Yenilebilen o bitkisel otlardan. Bana diyor ki ilaçlar neyden yapılıyor? Hep bu otlardan yapılıyor işte. Bundan bol bol ye diyor. İlaç içmeyin, ot yiyin diyor. Bakın arkadaşlar, bu otun adı ne bilmiyorum ama şu annem toplamış bir poşet. Sahurda ye diyor. Sahurda yemesem bile dedim salataların içine doğrarım. Öyle yeriz, merak etmeyin dedim. Bakın şöyle. Bu arada bu annem bildiği için topluyor. Bilmeden toplamayın arkadaşlar. Öyle her ot yenmez. Annem bildiği için. Teyzemin bahçeden. Aa bakın burada ne var. Bakın. Eve çıkarırken hepsinin içi doldurdum. Teyzemin bahçeden ıspanaklarımız. Yarın evdeyim. Yarın güzel bir ıspanaklı börek yapalım dedim. Bolca doldurdu bakın. Koskocaman bir poşet. Büyük bir poşet. Onu da yarın ıspanaklı gözleme yapacağım. Biraz fazla yapacağım. Dondurucuya diyorum pişirip kaldırayım. Aleyna gelince çıkarıp ısıtır tazeleriz. Bu arada perşembe günü Aleyna geliyor. Bir şey yapacağım zaman Aleyna gelince. Hele Aleyna gelsin de hep onu ayarlıyoruz. Bu da toplar, otlarımız. Ve teyzem bana bol bol turşu verdi. Şöyle doğranmış biber turşusu. Bundan akşam götüreceğim yemeğin yanına. Pezik turşusu verdi. Bu arada arabada gelirken sallandığı için sular biraz bulandı ama durdukça durulacak. Bunları hemen kirlere kaldıracağım. Pezik turşumuz ve salatalık turşumuz. Bunları kirlere kaldıracağım. Şunu da durağa götüreceğim. Akşam yeriz. Bugün duraktayız yine iftarda. Bunlar benim köy ganimetlerim. Şimdi hemen sulu köftemizi yoğuracağım. Şeklini vereceğim. Malzemelerimi hazırlayacağım. Ayhan 4'te durakta ol dedi. Şu an saat 2.30. 3'e geliyor. 1.5 saatim falan var. Hemen şunları bir yerleştireyim. Köftemizin şeklini vereyim. Sonrasında yavaş yavaş durağa doğru çıkacağız. Hemen köftemin malzemelerini hazırladım. Şimdi köfte yaptım deyince illa soran olacak. Onları sayacağım.
Niye bugün kameram odaklanmıyor ben anlamadım. Salata malzememi yıkadım, böyle sirkeli suya bıraktım. Yeşilliğimi, onlar iyice mikrobundan arınsın. Turşumun dışını yıkadım, onu da götüreceğim akşam giderken. Şimdi buraya gelecek olursak, hemen şöyle mekanı hazırladım. Köftemi yoğurup hemen şeklini verip. Bu arada çamaşır makinesi çalışıyor. Bir de çamaşır asıp sonra çıkacağım. Salatayı da yaparım herhalde gitmeden. Belki de götürür orada yaparım, belli olmaz. Yetişmeme bağlı. Şimdi burada 500 grama yakın yağsız kıyma var. Tamamen yağsız. Köftelik bulgurum var. Yarım çay bardağı kadar. Bir yemek kaşığı unum var. Biraz toz biberim var. Tuzum var. Bir tane de şöyle yumurtam var. Bunu güzelce yoğuracağım. İyice özleşecek bu. Köfteyle bulgur tamamen özleşinceye kadar güzelce yoğuracağım bunu. Saklanamadın. Saklanamadın canım. Birileri çarşıdan geldiler. Baygın kalmışlar. Çarşı pazar geze geze. Sulu köftemizi koydum. Biraz suyu fazla olmuş. Neyse bakalım. Ayarlarım onu ben servis yaparken. İftar programımızı açtığımıza göre artık iftar saatini bekleyebiliriz. Şöyle iftar saatleri başladı. Ayhan işe gitti. Biz kızlarla buradayız. Akşam üzeri yoğunluğu. Bu saatte trafiğe çıkmayı hiç sevmiyorum. Çok yorucu oluyor. Herkes yetişme derdinde. Herkes iftara yetişme çabasında. Eve gelebildik. Yalnız doktorum bana su tüketmeye daha çok dikkat et, buna daha özen göster dediği günden beri elimde sürekli su bardağı, su içmeye zorluyorum kendimi. Midem sürekli su dolu, lıkır lıkır su sesleri falan geliyor. Ama özen göstermeye çalışıyorum, dikkat edeceğim inşallah. Daha dikkatli olacağım bu konuda. Çünkü suya pek özen göstermiyordum. Hep ya doktora da dedim. Benim günde bir bardak su içmediğim günler bile oluyor. Buna çok özen göstermelisin dedi. O gündür inanın sürekli su içiyorum. Suyu dolduruyorum gözümün önüne, sürekli gözümün önünde dursun ki hani aklıma gelsin diye dikkat ediyorum. Bu arada biraz önce eve girdik. Şu kısmı hiç görmeyin. Burası çok fena. Eve geldim ben, tam köftenin hazırlığını yaptım, işte köfteyi yoğuruyorum, Ayhan aradı. Şimdi ben Instagram'da hikaye paylaşıyorum ya, o benim eve geldiğimi oradan görüyor çünkü akşamüstü geleceğim sanıyordu. Instagram hikayemde de işte köyden çıktım eve geliyorum videosu paylaşınca hemen gördü ve aradı. Neredesin dedi, evdeyim dedim. Niye eve gittin, kızlar evde yok, biz durakta yalnızız, burada iş yoğun, sen niye eve gidiyorsun dedim. Akşama hani yemek yapılacak ya, bir de yemek yememiz gerekiyor ya, onun için dedim eve geldim. Kıyma çıkarmıştım dedim, sulu köfte yapacağım. Hemen köfteyi yap, durağa gel. Orada da diyorum ya, niye dedim beni böyle iki ayağımı bir pabuca sokuyorsun. Bir elim köfteyi yaptı, bir elim makineden çamaşırı astım. Bir yandan salatayı yaptım, bir yandan çantayı hazırlıyorum. Hani durağa gidecekler, oradaki kaseler yeterli değil. Orada iki ya da üç tane kase var, kase koyuyorum. İşte ne aldım başka? Salatayı yaptım. Falan derken onları hazırlıyorum bir yandan da, oraya gidecekleri hazırlıyorum. Koştur koştur inanın. Yani yarım saat içinde hepsini yaptım diyebilirim. Hepsini hemen hazırladım. Çanta yaptım, tekrar çıktım durağa gittim. Kızları aradım çarşıdan, direkt durağa gelin diye. Aydınur da işte anne otobüs bulamıyoruz da şöyle de böyle de bizi alır mısın? Onları da tekrar aldım durağa geçirdim. Yemeğimizi orada pişirdik, orada yedik. Çayımızı da içtik. Sonra yavaş yavaş dedim biz ufaktan ufaktan kaçalım.
Şimdi eve geldik. Diyorum ya burası bayağı karışık. Yaptığım salatanın leğenleri, yoğurduğum köftenin leğenleri burada duruyor. Onları öylece bırakıp çıktım. Hiçbir şeye dokunmadım ki. Biz durakta yoğunuz dediği için. Şimdi duraktan gelenler de üstüne ek olunca burası birazcık karıştı. Şimdi hemen önce burayı toplayacağım. Sonrasında bir kahve yapacağım kendime. Şöyle bir yorgunluk kahvesi. Gerçekten bunu hak ettim. Bugün nasıl bir gündü ya? Bugün gerçekten bitti. Köye gittim bir yandan, eve geldim bir yandan, durağa gittim. Bugün bayağı parça parça bir gün oldu. Ama nihayet bugünü bitirdik. Öncesinde sizinle vedalaşalım dedim. Ben işlere dalmadan önce vedalaşalım ki sonra rahat bir şekilde ben buraları toparlayayım. Bugünlük artık benden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.